Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Samsung'un orta segmentteki iddialı modellerinden biri olan Galaxy A51. Son dönemde arkadaşlar Samsung orta segmentteki model sayısını hayli genişletti. Bu modellerden birisi de A51. A51 dışarıdan bakıldığında son derece şık bu model. İncelememize ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Görüldüğü üzere telefon son derece ince, zarif ve şık duruyor. Yani tasarım konusunda baktığımız zaman A51'in dışarıdan oldukça albenisi olduğunu söyleyebiliriz. Ekrana baktığımız zaman çerçevelerin son derece ince olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz son dönemde zaten delikli ekran ve damla çentik tarafında pek çok model mevcut. Fakat bu modellerde genel itibariyle çerçeveler kalın oluyor. A51'e baktığımızda ise çerçevelerin gerçekten muazzam derecede ince olduğunu görüyoruz. Ayrıca kamerada şuraya tam orta kısma bir delik halinde yerleştirilmiş. Yani bir delikli ekran tasarımından söz etmek mümkün. Hatırlayacağınız üzere Note 10'da da bu tarz bir tasarım söz konusuydu. Dolayısıyla telefon dışarıdan bakıldığında da Note 10'u andırmıyor diyemeyiz. Note 10'a benziyor tasarımı. Dediğim gibi telefonun ön kısmı yani ön panel tasarım açısından beni cezbetti. Dolayısıyla ön taraftaki tasarım için söylenecek çok fazla bir söz yok. Arka tarafa geçtiğimizde ise Prisma Black bize gelen renk seçeneği yani Prisma Siyah diye geçiyor. Bu rengin gayet hoş durduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Işığa tuttuğunuzda telefonu arka kısımda böyle çeşitli renk oyunları görüyorsunuz. Fakat günün sonunda çok fazla parmak izi bıraktığını söyleyebiliriz. Özellikle de şu dönemde hani koronavirüsünün kol gezdiği bir dönemde bu kadar parmak izinin burada durması insanı rahatsız ediyor ve telefonun arkasını sürekli bir silme ihtiyacı hissediyorsunuz kendinize. Tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu telefonu alanlar ya da alacak olanlar muhtemelen kılıfla kullanacaklardır. Yani ben şu dönemde kalkıp da telefonu 3000-5000 işte kaç paraysa verip de kılıfsız kullanan çok fazla görmedim. Genel olarak telefonu aldıklarında zaten insanların yaptıkları ilk şey ekrana bir cam koruyucu, ekran koruyucu takmak, arka kısmı ise bir kılıf takmak oluyor. Dolayısıyla bu arka taraftaki bu renk olaylarını işte parmak izi bırakmasını falan filan çok fazla önemsemiyorum ben. Lakin baktığınızda tasarım olarak şık mı? Evet son derece şık. Fakat parmak izi bırakıyor mu diye soracak olursanız da evet parmak izi bırakıyor. Şu kamera çıkıntısının çok fazla olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz orta segmentte 3-4 ana kamera bulunduran modellerde kamera çıkıntısı biraz daha böyle dışa doğru oluyor ve telefonu bıraktığınızda gerçekten böyle bastırdığınızda aşırı derecede bir oynama söz konusu oluyor. Lakin Galaxy A51'deki kamera çıkıntısının türevi modellere göre biraz daha ince kaldığını söyleyebiliriz. Ya tabii bir çıkıntı var mı? Evet var fakat segmentindeki modellere göre bu çıkıntı sizleri yani kullanıcıları çok fazla rahatsız etmiyor. Telefonun yan tarafına geçtiğimizde ses açıp kapatma tuşu ve power tuşunu görüyoruz. Üst tarafta bir mikrofon, yan tarafta micro SD ve sim kart yuvası aynı yere konumlandırılmış. Alt kısma geçtiğimizde ise USB Type-C'yi görüyoruz. Burada bir mono hoparlör var ve 3.5 milimlik kulaklık jack'ımız duruyor. Burada mono hoparlör yerine stereo kullanılsaydı daha başarılı olabilirdi fakat Samsung muhtemelen fiyatı düşürmek için bir mono hoparlör kullanmayı tercih etmiş. Az önce de belirttiğimiz üzere son dönemde Samsung'un orta segmentteki model yelpazesi çok fazla genişledi ve fiyatlarını da düşürmeye başladılar. Üst segmentte biraz uçuk fiyatlar var evet. Hani orada bir Apple'la premium segment havasında yarıştıkları için orada fiyatları yüksek tutuyorlar. Yani Apple bu fiyattan satıyor biz niye daha düşüğüne satalım mantığında olabilirler. Hatta biliyorsunuz Z Flip modeli var. Ve ülkemizde şu anda 14.000 küsür lira gibi absürt bir fiyattan satılıyor. Yani Apple'ı da geçmiş durumda. S20 serisi zaten fiyatları yani bizim beklentilerimizin bile üzerinde açıklandı. Fakat iş orta segmente geldiğinde Samsung'un orta segmentte hani rekabet ettiği firmalar belli. Kim bunlar? İşte Xiaomi, Oppo, Huawei, Honor, Redmi, Realme gibi firmalarla rekabet içerisinde burada. Dolayısıyla orta segmentte modellerinin fiyatını düşük tutmak zorunda yoksa ne Türkiye pazarında ne Hindistan pazarında ne de Avrupa pazarında Çinli şirketlere karşı durması zor. Dolayısıyla bu modelde de aynı mantığa gidilmiş ve fiyat baremi biraz düşürülmüş. Bu telefonun fiyatı arkadaşlar en sonda söyleyecektim ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim sizlere. 2700 lira civarında yani 2500 liraya da alabilirsiniz. Aldığınız yere göre değişiyor. 2700 liraya da alabilirsiniz. Gerçekten 2700 liraya alabileceğiniz şık telefonlardan biri diyebiliriz. Tasarımdan sonra değineceğimiz bir diğer konu da telefonumuzun teknik özellikleri. Bilindiği üzere Samsung özellikle
orta segmentte kendi yonga setlerini kullanan bir şirket. Bunda da Exynos 9611 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Bu yonga seti 10 nanometrelik bir geliştirme teknolojisiyle üretiliyor. Dolayısıyla güç tarafında Snapdragon'un 600 ya da 700 serisine denk geldiğini söyleyebiliriz. Burada 700 serisi çok doğru olmaz belki ama 600 serisine karşılık geldiğini söylemek daha doğru bir ifade olacaktır. Bizdeki bu telefonun dahili depolama hafızası 128 GB fakat piyasada 64 GB dahili depolamaya sahip daha düşük fiyatlı modellerde mümkün. Ayrıyeten RAM tarafında da 4 GB ve 6 GB'lık opsiyonların bulunduğunu hatırlatalım. Fakat ülkemizde genel ağırlıklı satılan 128 GB ve 6 GB RAM opsiyonlu model. Bunu da sizlere belirtelim. Batarya tarafına baktığımızda ise 4000 mAh'lik ortalamanın üzerinde bir batarya görüyoruz. Kutudan da 15 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Dolayısıyla telefonun tam şarja ulaşması yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika falan sürüyor. Yani telefonu sıfırken taktığınız zaman 1 saat 45 dakika içerisinde tam şarja ulaştığını söylemek mümkün. En azından ben taktığımda böyle bir süreyle karşılaşmıştım hemen hemen. Dolayısıyla günlük kullanımda günü kurtarabilen bir değerler bunlar. Tabii çok hızlı bir şarj değeri diye. Sonuçta artık baktığınız zaman bazı telefonlarda 1 saatinde altında şarj süreleri söz konusu. Fakat burada aldığınız model orta segmente hitap ediyor ve fiyatı da 3000 liranın altında. Dolayısıyla bu skaladaki bir model için 2 saatlik bir şarj süresi ortalama bir değer olarak kabul edilebilir. Teknik özelliklere baktığımız zaman günlük ihtiyaçlara karşılık verebilecek teknik özellikler söz konusu. Dolayısıyla Samsung burada kullanıcılarını üzmeyecektir. Tabii bu telefonun ilerleyen dönemde kullanıma bağlı aşınmalardan sonra nasıl bir performans sergileyeceği biraz soru işareti olabilir. Lakin dediğim gibi aldınız, kutudan çıkarttınız. Bu arada Android 10'la geldiğinde söyleyelim. Kutudan çıkarttığınızda performansı son derece yeterli. Biz bunda PUBG oynadık mesela. Zaten detaylara da vereceğiz bunu size. PUBG'de gayet akıcı bir şekilde oynadı. Isınma sorunu yoktu. Yarım saatlik bir deneyim sonrasında herhangi bir ısınma sorunuyla karşılaşmadık. Tabii ki telefonun sıcaklık derecesi arttı fakat öyle işte elinizi rahatsız edecek kadar bir ısınma söz konusu olmadı. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Teknik özelliklerin ardından şimdi de biraz ekran detaylarından bahsedelim. Samsung pek çok modelinde olduğu gibi bu tarafta da Super AMOLED ekran tercih etmiş. Zaten biliyorsunuz kendisi ekran söz konusunda dünyanın ileri gelen firmalarından biri. Hatta ekran pazarında da büyük bir hisseye sahip. Bunu da sizlere dipnot olarak hatırlatalım. Ekranın gövdeye oranı arkadaşlar %87.4. Bu gerçekten muazzam bir oran. Zaten en başta da belirttiğimiz üzere son derece ince çerçeveler vardı. Dolayısıyla bu ekran oranının %90'a yakın çıkması bizleri çok fazla şaşırtmadı. Baktığımız zaman 1080x2400 piksellik 405 ppi piksel derinliğine sahip bir ekran karşılıyor bizi. Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunuyor bu ekran. Dolayısıyla ekran tarafında Samsung'un beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Zaten az önce de ifade ettiğim gibi ekran söz konusu olduğunda Samsung ve LG'nin diğer firmaların çok ötesinde işler yaptığını zaten biliyoruz. Hali hazırda özellikle OLED ekran pazarında Samsung'un büyük bir liderliği var. Biliyorsunuz zaten Apple'ın bugün öve öve bitiremediği iPhone 11 modellerinin ekranını bile Samsung üretiyor. Hatta bu ekranların bazılarında LG'nin ürettiğini biliyoruz. Dolayısıyla teknik servise giden ve değişim olan ekranlarla LG imzası da bulunuyor. Dolayısıyla Güney Kore söz konusu olduğunda ekran tarafını çok fazla düşünmenize gerek yok. Galaxy A51'de son olarak deneyeceğimiz konu ise kamera. Telefonun arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu söz konusu. Burada 48 megapiksellik f2.0 diyafram değerine sahip bir ana kameramız var. Onun hemen alt kısmında 12 megapiksellik bir ultra geniş kamera, 5 megapiksellik makro kamera, 5 megapiksellik de derinlik kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip selfie kameramız bulunuyor. Bu telefonla arkadaşlar hem gündüz hem gece çekimler yaptık. İşte video çekimleri gerçekleştirdik. Kamera tarafına baktığımızda Samsung'un beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada fiyatı 3000 liranın altında olan bir telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla kamera performansını da bu ölçüde değerlendirmemiz gerekiyor. Kalkıp da burada bir işte atıyorum Mate 30 Pro ile ya da S20 ile S20 Ultra ile karşılaştırmak tabii ki de söz konusu olmayacaktır. Lakin 3000 lira altına aldığınız, daha doğrusu 2500 lira ile 3000 lira arasına aldığınız telefonları göz önüne alırsanız Mate 20 Pro ya da işte Mate 30 Pro gibi performans beklemeniz zaten doğru olmaz. Lakin bu skalada Galaxy A51'in son derece başarılı bir kamera performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle benim gece fotoğrafları hoşuma gitti. Yani gece fotoğraf kalitesi beklentimin biraz üzerinde çıktı açıkçası. Çünkü bu skaladaki telefonlar gece
yani düşük ışıkta çekildiğiniz zaman fotoğrafları biraz daha böyle hani kırpılmalar oluyordu, piksellenmeler oluyordu fotoğraflarda. Lakin A51'de çekilen fotoğraflarda çok fazla bu tarz detaylarla karşılaşmadım. Video çekiminde de yine beklentileri karşılıyor. Genel olarak fotoğrafı ilk çektiğinizde 12 megapiksellik kamerayla çekiyor. Siz ayarlara girip bunu dilerseniz 48 megapiksele çevirebiliyorsunuz. Tabii buna ihtiyaç var mı? Bence yok. 12 megapikselle 48 megapiksellik kamera ile çektiğiniz fotoğraflar arasında öyle muazzam bir farklılık göze çarpmıyor. Dolayısıyla 12 megapiksellik kamerayı kullanmanız daha iyi olacaktır diyebiliriz. Şu anda bu videoyu Galaxy A51'in ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamerasıyla bir çekim yaptığınızda görüntü ve ses performansı bu şekilde diyebiliriz. Tabii burasının kapalı bir alan olduğunu da belirtelim. Muhtemelen dışarıda yaptığınız bir çekimde dış sesleri daha çok alacaktır. Evet, şu anda ise Galaxy A51'in ana kamerasındayız. Yani arka tarafındaki kamera kurulumuyla yaptığınız video çekimlerinde elde edeceğiniz görüntü ve ses performansı bu şekilde olacak. Fiyat olayından zaten bahsetmiştik. Tekrardan bahsedelim incelememizi kapatmadan. Telefonun fiyatı arkadaşlar 2500-2700 civarında. Yani tabi aldığınız yere göre değişecektir. Lakin genel ortalamayı verecek olursak bu değerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak şunu belirtelim. Elbette bu fiyatı alabileceğiniz farklı opsiyonlar mevcut olduğunu unutmayın. Dediğimiz gibi şu aralar gerçi teknoloji marketlere gitmeniz de çok mümkün değil. Malum koronavirüs salgınları vesaire insanları çok fazla korkutmuş durumda ki korkmakta da haklılar. Olabildiğince AVM tarzı yerlerden de uzak durmak gerekiyor. Bu videoyu çektiğimiz AVM'ler henüz kapatılmamıştı. Lakin belki videoyu yayına verdiğimiz tarihte kapatılmış olabilir. Dolayısıyla olabildiğince sosyal alanlardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.